Başkanım. Kritik maçtı, zor da geçti. Neler düşünüyorsunuz? Yani zaten maç başlamadan önce ben futbolcularımıza şunu söyledim. Dedim ki yani o kadar gözünüzde büyütmeyin. Onların da 8 puanı var. Bizim de 8 puanımız var. Çıkalım aslan gibi mücadele edelim. Ben takımımı, hocalarımızı, futbolcularımızı kutluyorum, tebrik ediyorum. Cesur oynadılar, iyi oynadılar. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Yani stadı dolduran taraftar da olumlu bir şekilde 90 dakika hiç durmadan takımını destekledi. Onların da itici gücüyle takımın direnci de arttı. Yani şunu da söyleyeyim. Yani hakeme rağmen buradan bir puan aldık. Yani şu kadroyla biliyorsunuz Süper Lig'de transfer tahtası açılmayan bir tek biziz. Kısıtlı kadroyla, dar bir kadroyla bu mücadeleyi veriyor futbolcularımız. Gördünüz. Her hafta öyle iyi mücadele ediyoruz. Bir de gördüğünüz gibi hakemlerle de uğraşmak durumundayız. Yani hep yanlış kararlar veriyorlar. Niyeyse oluyor. Baktığınız zaman işte korucanın kafasına bastılar. Ondan sonra Fazlan'ı yıkıyor. Faul es geçiyor. Buna benzer 4-5 tane pozisyon olmasa daha iyi olur. Ama biz önümüze bakacağız. Önümüzdeki Rize maçına bakacağız. Ona hazırlanacağız. İnşallah Rize'den de puan ve puanlarla dönmeyi arzu ediyoruz. Şimdi biz gerçekten her gittiğimiz yerde kazanmak için gidiyoruz. En kötü beraberlik. Ama tabii ki kazanmak daha güzel. Bu ligde puan almak, puanlar almak çok değerli. 9 puana çıkarttık. Dar kadromuza rağmen ligin açık ara en ucuz kadrosu bizde. Malum başımıza gelenleri biliyorsunuz. Bir şey de demeyeceğim bununla ilgili. Tekrar ben futbolcu kardeşlerimizi kutluyorum. Hepsinin gözlerinden öpüyorum. Taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Bak birlik beraberlik içerisinde olduğu zaman bayağı bir katkı sağlanabiliyor. Katkı sağlanıyor daha doğrusu. Biz her zaman şunu dedik. Biz birlikte güçlüyüz dedik. Hep beraber inşallah takımımıza, kulübümüze sahip çıkacağız. Nice yüz onlarca yıllar bu takım yaşayacak. Hedef inşallah bundan sonraki süreçte, bu sene artık ligde kalmak olur ama bundan sonraki süreçte de bir neden Avrupa kupalarına gitmeyelim? Neden şampiyonluk kovalayamayalım? Üzüldüğümüz şu, bu engellemeler olmasaydı 7-8 topçu almış olsaydık şimdi ilk üçteydi bu takım. Bizim üzüntümüz bu. Bu da bir gerçek. Bunu başaracak da güçteyiz. Ankara olarak da biz bunu başaracak güçteyiz. Yönetim olarak, ekip olarak da bir güç bizde vardı. Ama biz yine mücadelemizi edeceğiz. Allah için pes etmeyeceğiz. Mücadele edeceğiz. Ediyoruz da. İnşallah iyi olacak. Ben kısadan geçeceğim onu. Çok konuşmayacağım. Destek gelmezse bırakacağımızı söyledik. Bu sözümüzün arkasındayız. Destek gelmezse bırakacağız. Ama destek gelirse, bu engellemeler kalkarsa devam ederiz. Gördünüz yani tarihinde stadı dolduramayan bir takım normal lig maçlarında bundan 8-10 sene önce. Şimdi görüyorsunuz stad full. Bir de merdiven boşlukları da doluydu. Özellikle tabii ya öyleydi yani. Şunu söylemek istiyorum. Artık Ankara takımına sahip çıkıyor. Bu aşamaya geldik. Gördünüz olaysız güzel bir maç oldu. Yani kurumsallık kurumsallık diyorlar. En son bu kurumsallığı da biz başardığımızı düşünüyorum. Çok hizmetler ettik. Takdir artık büyüklerimizin. Eğer hizmet etmemiz için önümüzü açarlarsa biz hem şehrimize hem de ülkemize hizmet etmeye hazırız. Hizmetkarız, hizmet ediyoruz. Başkan adaylarla en ufak bir görüşmemiz olmadı. Olmasını bekliyorum başkanım. Gerek yok, o işlere girmeyelim. Ben net söyledim. Destek gelirse devam edeceğiz. Gelmezse bırakacağız.